devam ediyoruz. Alternatif akım elektrik santrallerinde çok daha büyük ve çok sayıdaki alternatör üretilir. Bu alternatörler hidroelektrik santrallerde akan suyun mekanik enerjisiyle, termik ve nükleer santrallerde ise buhar basıncıyla döndürülerek alternatif akım elde edilir. Alternatör dediğimiz şeyi daha önce öğrendik. İki tane mıknatısın arasında düzgün manyetik alan yaratıyoruz. Buraya bir çerçeve koyuyoruz. Bu çerçeveyi hareket ettirdiğimiz anda bir indüksiyon EMK'sı, dolayısıyla indüksiyon akımı oluşacağını zaten biliyoruz. Bunu nasıl çevirdiğiniz size kalmış. İster kol gücüyle çevirin, ister rüzgarın enerjisiyle çevirin. İster yukarıdan dökülen suyun türbünleri çevirmesi ve türbünlerin bunlara bağlı olup bunları döndürmesiyle çevirin. Bunların hepsiyle alternatif akım üretmiş olursunuz. Termik santraller ve nükleer santraller de bu mantıkla elektrik üretiyorlar. Termik santral dediğiniz kömürü yakıyor. Elde ettiği ısı enerjisiyle mevcut suyu ısıtıyor. Isıtılan su buharlaşıyor. O buhar basıncı yine barajlardaki mantıktaki Türbünleri çeviriyor. Türbinler de bu çerçeveyi çeviriyor. Elektrik üretiyoruz. Nükleer santraller çok teknolojik gibi kulağa gelse de nükleer kısmı teknolojik ama elektrik üretme kısmı gayet ilkel. Uranyum gibi bir radyoaktif elementin çekirdeğindeki enerjiyi biz bir şekilde alıyoruz. O enerjiyle yine suyu ısıtıyoruz. Isıtılan su buharlaşıyor. O buhar basıncı türbinleri çeviriyor. O türbinlerde bu çerçeveyi çeviriyor ve elektrik üretiyoruz. Ülkelerin neden alternatif akım tercih ettiğini konuşmamız gerekiyor. Tesla Edison Savaşı'nın ülkelerin ürettiği elektrik bakımından galibi Tesla'dır. Yani alternatif akım kazanmıştır. Çünkü gençler alternatif akım doğru akıma göre çok daha verimlidir. Yani siz barajda elektriği ürettiniz. Ürettiğiniz elektriği evlere taşırken bir kayıp yaşarsınız. Çünkü tellerle ileteceksiniz o elektriği. Elektriği. Tellerden akım geçtikçe tellerin ısındığını biliyoruz. Isı e, enerjisi doğaya karışıyor. Dolayısıyla bir kayıp yaratıyor. Alternatif akımda bu kayıp çok daha az yapılabiliyor. Doğru akımda ise bu kayıp daha fazla çıkıyor. O yüzden bu kayıptan kurtulmak için ülkeler elektrikte alternatif akımı tercih ederler. Nasıl oluyor bu iş? Bir konuşalım. Bakın gençler bizim elektriksel güç dediğimiz şey TYT'den bildiğimiz güç eşittir. Akım çarpı potansiyel farktır. Örneğin bir dirençten bahsediyorsak. Bu direncin üzerinden geçen akım ile bu direncin uçları arasındaki potansiyel farkı çarparak bu direncin ne kadar güce sahip olduğunu, yani birim zamanda harcadığı enerjiyi bulabilirsiniz. Ve biz elektriksel olarak kayıp dediğimiz şeyi akım üzerinden yaşarız. Akım dediğimiz şey 10 amper olsun ve yolda bunun yüzde %50'sini kaybettiğimizi düşünelim. 10 amperin %50'sini kaybedip evlere 5 amper aktarabildiğimizi düşünelim. Peki şöyle bir şey olsaydı? Ben bir şekilde Burada ürettiğim elektriğin voltajını arttırmanın bir yolunu bulsaydım Güç aynı kalacağı için sonuçta benim ürettiğim elektrik gücü belli Ama ben voltajı o elektriğin voltajını bir şekilde arttırdım bunun akımı azaltması gerekir Dolayısıyla bu 10 amperlik akımı ben 1 ampere indirdiğimi farz edeyim Ben yine yolda yüzde 50 kayıp yaşarsam evlere 0.5 amper ulaşmış olur. Şimdi üstteki durumda kayıp 10 amperden 5 ampere düştüğü için 5 amperlik bir kayıp yaşadım. Alttaki durumda birden 0.5'e düştüğü için 0.5 amperlik bir kayıp yaşadım. Dolayısıyla ben burada ne görüyorum? Akımı bir şekilde azaltabilirsem meşhur bir deyimimiz var biliyorsunuz. Tam buraya oturuyor. Çoktan çok azdan az gider. Çok akım çok kayıp yaratır. Az akım az kayıp yaratır. İşte bunu yapabilen bir alet var. Biz bu alete transformatör diyoruz. Transformatörler bizim bir sonraki konumuz ve maalesef transformatörler sadece gençler alternatif akımla çalışır. Doğru akımla çalışmazlar. O yüzden bütün ülkeler alternatif akım kullanıyorlar. Böylece transformatör çalışabiliyor. Transformatör buradaki bu voltajın arttırılıp akımın azaltılabilme işlemini bize sağlıyor. Bazılarınızın aklına Haklı olarak şu takılabilir. E hocam tamam siz burada akımı azalttınız, evlere 0.5 götürdünüz. E burada 5 amper gitti. Dolayısıyla yukarıda evlere daha çok akım gidiyor. Bu daha iyi bir şey değil mi? Hayır. Biz tekrar yine transformatör kullanarak mahallelerimizde bu 0.5 amperi yükseltebiliyoruz. Dolayısıyla olan bizim buradaki 5 amperlik kaybımız oluyor. Halbuki alternatif akımda transformatörü kullanarak biz bu kaybı çok daha aza indirebiliyoruz. Alternatif akım jeneratörlerinin elektrik üretim verimi doğru akım jeneratörlerine göre çok daha büyüktür. Gençler jeneratör elektrik ürettiğimiz şeyler biliyorsunuz. Alternatif akım jeneratörleri zaten sabahtan beri anlattığımız alternatördür. Yani aslında teorik olarak iki tane mıknatıs arasında dönen sistemdir. Alternatör. Doğru akım jeneratörleri de aynısıdır gençler. Hatta doğru akım jeneratörlerinin ismi dinamodur. Mesela bisiklet dinamosu diye bir şey var. Bisiklet dinamosu doğru akım kaynağı olarak geçer kaynaklarda ve ders kitabında. Bir doğrudur. Fakat yine orada bir döndürme işlemi var. Yani öğrenciler düşündükleri zaman hocam bisiklet dinamosu dediğimiz şey böyle dönen bir silindir var. O dönen silindiri ben bisikletin ön tekerleğine böyle yaslıyorum. Dolayısıyla bisikletin tekerleği döndükçe o dinamonun silindiri de dönüyor ve far yanıyor. Hocam dönen sistem diyorsanız işte o bir alternatördür. Dolayısıyla Dinamo dediğimiz şey de dönen bir sistem olduğuna göre o da alternatif akım üretmiyor mudur? Aslında evet alternatif akım üretiyor ama dinamolarda bir hile yapılıyor gençler. O hile şudur. Bakın şurada bilezik dediğimiz iletken silindirler var. Buradaki lamba bu sistemde bu bilezikler bir bütünken tam haldeyken alternatif akıma maruz kalıyor. Bu lambanın üzerindeki akım artıyor azalıyor ve yön değiştiriyor sürekli. Fakat ben şöyle bir hile yaparsam bu bileziklerin belli bir kısmını boşluk yaparsam yani orayı kesip atarsam bunun karşısında da tabii aynı bölge olarak boşluk olduğunu hayal edin. Şimdi akım zaman grafiğini çizelim bu durumun. Buradaki çerçeve dönmeye başladığında tabii ki manyetik akı değişimi olacak ve bir indüksiyon akımı dolaşmaya başlayacak ve artık iyi öğrendiğiniz gibi gibi, buradaki akım bir sinüs dalgası olacak. Yani artı yönde olacak ve eksi yönde olacak. Yön değiştirecek. Aynen bu olmaya devam edecek. Bu çerçeve dönmeye başladıkça atıyorum şu yönde bir akım dolanmaya başladı. Dolayısıyla bu akımın şöyle oluştuğunu söyleyebiliriz belli bir yerden sonra bu akım yön değiştirecektir. Bu akım yön değiştirdiği anda, diyelim ki akım tam böyle dolaşmaya başladığı anda, öyle bir senkronizasyon yapıyorsunuz ki buradaki çerçevenin uç kısımları yani şu teller, bileziklerin boşluk kısımlarına denk gelsin. Dolayısıyla bu ters dönen akım lambaya iletilemez. O boşluğa denk gelir. Sonra tekrar çerçeve bu esnada dönmüş olur. Yine bizim akımımız bu yöne dönmüş olur. Akım bu yöne döndüğünde tekrar az önceki akım gibi bir akım elde edersiniz. Tam eksiye doğru geçeceğim. Yine bu çerçevenin telleri boşluğa denk geldi. Yine aşağı inemedim. Sonra çerçeve o esnada dönmüş oldu. Yine öbür akıma maruz kaldım. Dolayısıyla böyle bir hep aynı yöne dönen bir akım elde ediyorsunuz. E hocam bu doğru akım olmadı ki tamam hep aynı yönde bir akım ama doğru akım dediğimiz şey sabit bir değerdir. E doğru dinamolarda sistem biraz daha karmaşık. Yani buradaki boşluklardan böyle birer tane yok. Daha sık aralıklarla var. Dolayısıyla oradaki akım düz bir çizgiye çok yakın çıkıyor. Aşağı yukarı şöyle bir şey çıkıyor. İşte dinamolar bu bilezik kısımlarındaki boşluklar sayesinde doğru akım üretirler. Yani bir hile yapılmıştır diyebiliriz. Bunu sorarlar ders kitabında da var. Alternatör AC, dinamolar DC'dir. Biri alternatiftir, biri doğru akımdır. Alternatif akım motorlarının maliyeti doğru akım motorlarına göre çok düşüktür ve bu motorlar bakım gerektirmez. Elektrik motoru konusunu biz manyetizma konusunda manyetik alanda akım geçen tele etki eden tork konusunda öğrenmiştik. Hatta size bir simülasyon anlatmıştım. O simülasyon üzerinden bir daha düşünelim. Bakın şu an ekranda gördüğünüz simülasyon bir doğru akım motorudur. Bunu bir hatırlayalım. Bunu unutmuş olabilirsiniz. Aslında alternatöre çok benziyor değil mi? Zaten elektrik üretmekle yani alternatör sistemiyle hareket enerjisi üretmek yani motor sistemi birbirinin tersidir. Alternatör nasıl çalışıyor? Manyetik alan var. O manyetik alanın içerisinde siz bir hareket enerjisi uyguluyorsunuz çerçeveyi bir şekilde döndürüyorsunuz. O elektriğe dönüşüyor. Motor nedir? Motor dediğimiz şey manyetik kuvvet konusundan hatırlayın. Bakın burada bir güç kaynağımız var ki burada bu bir pil. Dolayısıyla bu bir doğru akım kaynağı. Bu doğru akım kaynağı buradaki tellerden akım geçmesini sağlıyor. E biz ne öğrenmiştik manyetizma konusunda? Siz bir manyetik alandaysanız, üzerinizden akım geçen bir iletken telseniz size bir manyetik kuvvet etki eder. Ve buradaki sistemden dolayı şu tele yukarı doğru kuvvet, bu tele aşağıya doğru kuvvet etki eder. Dolayısıyla şu çizeceğim dönme eksenine göre bir tork yarattığı için bu tork sayesinde bu çerçeve dönmeye başlar. Yani pildeki elektrik enerjisini bunun dönmesi sayesinde bir hareket enerjisine çevirmiştik. Dolayısıyla bunun ucuna bir oyuncak arabanın tekerleğini takarsanız o tekerleği döndürmüş olursunuz. Yani pille çalışan oyuncak araba yapmış olursunuz. Şimdi burada şöyle bir problem var. Simülasyonu başlatalım. Bakın çerçeve dönmeye başladığında buradaki tork belli bir yerden sonra bize ters çalışmaya başlayacak. Neden? Çünkü bu tele yukarı doğru kuvvet etki ediyor. Bu tele aşağıya doğru kuvvet etki ediyor. Bu bizi yatay konumdayken hareketlendiren bir tork yaratıyor ama bu kuvvetler aynı kaldıkları müddetçe bir süre sonra o tork bizi yavaşlatan bir tork olur. Yani hareketi tersine çevirir. Ham tur atmamızı engeller. O yüzden belli bir yerden sonra bu tellerde dolaşan akımın ters dönmesi gerekiyor ki bu kuvvetler bu aşağıya insin bu yukarı doğru olsun. Dolayısıyla aynı torku devam ettirelim. İşte bu durumu çözmek için şuralara boşluk konulmuştur. Buna komütatör denir. Az önceki bilezik gibi bakın bu kuvvet yukarı doğruydu şu tele. Bu teli takip edin. Boşluğa denk geldiği anda Kuvvet kayboldu. Neden kuvvet kayboldu? Çünkü burada bağlantı kesildi. Pilden gelen akım artık bu çerçeveye iletilemiyor. Kutup değiştirdik. Bakın mavi olan artı kutuptu. Kırmızı olan eksi kutuptu. Ve bizim şu üstteki telimiz maviye bağlıydı. E ne olacak şimdi? Kırmızıya bağlanacak. Yani pili sanki ters bağlamışım gibi olacak. Bu çerçevede dolanan akım terse dönecek. Dolayısıyla bakın az önce bu yukarıya doğru bir kuvvete maruz kalıyordu. Şimdi aşağıya doğru. Böylece tork sürekliliği sağlanmış oluyor. Tekrar takip edelim. Bakın şu teli kendimize baz alalım. Yukarıya doğru bir kuvvete maruz kalıyor. Bu tork şu an bizi hızlandırıyor ama belli bir yerden sonra bu bizi yavaşlatacak. Bunu engellemek için yukarıya doğru olan kuvvetin aşağıya olması gerekiyor. Evet bakın aşağıya döndü. Bunu buradaki boşluk yapıyor. Biz buna doğru akım motoru diyoruz. Akımın belli bir yerde yön değiştirmesi lazım. E siz buraya boşluk koymazsanız tamam burası böyle kapalı bir bilezik olursa e burayı da prize takarsanız yani burayı bir alternatif akım kaynağına bağlarsanız. E alternatif akım zaten kendiliğinden akımın yönünü değiştiren bir akım. Dolayısıyla hiç bu toplara girmenize gerek kalmaz. İşte buradaki senkronizasyon zor olduğu için doğru akım motorları bakım isteyen, maliyeti, külfeti yüksek olan motor çeşididir. Alternatif akım motorları daha ekonomiktir. Doğru akım motorlarında gerilim sabit olduğundan devir ayarı ve düzenliliği alternatif akım motorlarına göre daha kolay yapılmaktadır. Evet alternatif akımında tabii ki falsoları var. Gerilim sürekli değiştiği için EMK sürekli değiştiği için devir konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Düzenlilik konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda da doğru akım motorları daha avantajlı hale geçiyor. Doğru akım motorlarının kullanıldığı yerlerde alternatif akım doğru akıma çevrilerek kullanılmaktadır. Yani simülasyonda pil üzerinden anlattık ama doğru akım motorlarını prize takarak da çalıştırabilirsiniz. Ama prizde alternatif var. E ne yapacaksınız onu? Onu doğru akıma çevireceksiniz. Yani bu maddeden şunu öğreniyoruz. Alternatif akım doğru akıma bir şekilde çevrilebilir. Örneğin gençler pil dediğiniz şey doğru akım üretir ve pili şarj ediyorsanız da doğru akımla şarj etmeniz lazım. Cep telefonu dediğimiz şeyler pile sahipler dolayısıyla doğru akımla şarj edilmeleri gerekiyor ama onu biz prize takıyoruz e, prizde alternatif akım var nasıl olacak? İşte o yüzden gençler biz şarj aleti diye bir şey kullanıyoruz. Şarj aleti dediğiniz şey içerisinde daha öğrenmediğimiz transformatör dediğimiz aleti bulundurur. Böylece prizinizdeki 220 voltu daha insani seviyelere, o pili bozmayacak, o pili patlatmayacak seviyelere indirir. 5 volt gibi, 10 volt gibi. Ve aynı zamanda o şarj aletleri gençler bazı özel devre elemanları sayesinde diyot gibi alternatif akımı doğru akıma çevirir. Böylece pilin şarj edilebilmesini sağlar. Doğru akımı alternatif akıma çevirmek ise çok zor ve meşakkatli bir iştir. O yüzden gençler doğru akımın böyle bir dezavantajı olduğunu söylemek lazım. Alternatif akımla elektroliz olayı ve akü şarjı yapılamaz. Elektroliz dediğimiz olayı kimya dersinden biliyorsunuz. Artı kutup var, eksi kutup var. İşte bir yerden bir yere elektron akışı oluyor. Kaplamacılıkta kullanılıyor falan filan. Bunun olabilmesi için kutupların sabit kalması gerekir. Hep belli yönde elektron hareketinin olması gerekir ama alternatif akım bunu sağlayamaz. Alternatif akım bir bu tarafa elektron gönderir, bir diğer tarafa elektron gönderir. Dolayısıyla elektroliz olayını prize fiş takarak yapamazsınız. Akü şarjı ya da işte cep telefonunun pilini şarj etmek için direkt prize takamazsınız. Ne bileyim bilgisayarınızı şarj ediyorsanız direkt prize takamazsınız. İlla şarj aleti denilen aracıları kullanmanız lazım. Onu doğru akıma çevirmeniz gerekecektir. Doğru akımın depo edilmesi ve taşınması alternatife göre daha kolaydır. Evet doğru akımı depo eden araç pildir. Pilleri taşıyabilirim ama alternatif akımı taşıyamam. Yani barajı yanımda götüremem. Evdeki prizi yanımda götüremem. Dolayısıyla doğru akımın alternatif akıma karşı bu taşınma açısından bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı gerilim altında doğru akım alternatif akıma göre can güvenliği açısından daha az tehlikelidir. Alternatif daha çok tehlikelidir ki Edison Tesla'yı buradan vurmaya çalışmıştır. Böyle bir efsane anlatılır ne kadar doğru tam emin değilim ama Edison bir meydana böyle bir fil getirip ona alternatif akım verip ölmesini sağlamıştır. İşte alternatif akımın böyle şeytani bir şey olduğunu halka anlatabilmek için doğru akımı tercih etmeleri gerektiğini söyleyebilmek için. Ama bu bir hile tabii. Yani doğru akımla da yeteri kadar enerji verirseniz fili öldürebilirsiniz. Ama alternatif akımın doğru akıma göre daha tehlikeli olduğu doğrudur. Şu açıdan doğrudur. Örneğin bir insan çarpılacaksa eğer doğru akımla çarpılması alternatife göre daha avantajlıdır. Çünkü doğru akım sabit olduğu için üzerinizden sabit bir akım geçer. Ama alternatif değişkendir. Bu değişkenlik insanın kalp ritmini ve sinir sistemini bozar. Dolayısıyla alternatif akım bu açıdan, bu ritmik olaydan dolayı daha tehlikelidir diyebiliriz. Evet burada farklı bir soru tipimiz var. Bakalım Edison doğru akımının kullanılması için mücadele etmiştir. Doğrudur. Edison deyince aklınıza doğru akım. Tesla deyince alternatif akım gelsin. Pil, akü ve dinamo doğru akım kaynaklarıdır. Bu da doğru. Dinamo aslında dediğim gibi az önce alternatif akım üretiyor. Ama oradaki o bileziklerde yapılan hile onun doğru akıma dönüşmesini sağlıyor. Elektrik enerjisinin uzak mesafeler iletiminde doğru akım alternatife e göre daha verimlidir. Yanlış gençler alternatif akım daha verimli olduğu için bütün ülkeler Barajlarında santrallerinde alternatif akım üretiyorlar Çünkü alternatif akım Transformatörle çalışabilir Transformatörde Akımı azaltabilir Böylece az akım iletip Az kayıp Yaşıyoruz Sorunun cevabı 2 ama diğerlerini de okuyalım alternatif akım gerilimini yükseltmek ve düşürmek Doğru akıma göre daha kolaydır Doğru transformatör dediğim gibi bu işte Rol oynuyor Alternatif akımda gerilimin ve akımın yönü ile şiddeti periyodik olarak değişir sinüs grafiği olduğunu söylemiştim. Buna da doğru diyebiliriz. Alternatif akıma ve doğru akıma ait bazı özellikler tabloda verilmiştir. Verilen özelliklerin hangi akıma ait olduğunu belirleyerek işaretleyiniz demiş. Bakalım. Elektrik enerjisinin elektrik santrallerinden uzak mesafelere iletilmesi daha kolaydır. Bu AC akım. Yapılan elektrik motoru daha düzenli devirle çalışır ve devir ayarı gerekmez. Bu DC akım. Çünkü sabit bir gerilim ve sabit bir akım var. Aynı gerilimde daha az tehlikelidir. Bu da doğru akım olduğunu söyleyebiliriz az önce konuştuk. Elektroliz ve kaplamacılıkta kullanılır. Doğru akım üretim ve dağıtım maliyeti daha yüksektir. Doğru akım akım yönü sürekli değişir. Alternatif akım yapılacak elektrik motoru daha verimlidir ve çok bakım gerektirmez. Alternatif akım pilleri ve aküleri şarj eder. Doğru akım gençler Piller devreye doğru akım verirler ve pilleri şarj etmek için yine doğru akım kullanmanız gerekir. Tabloda bazı akım kaynakları verilmiştir. Bu kaynakların bir kısmı alternatif, bir kısmı da doğru akım kaynağıdır. Kaynakları ürettikleri akımlarla eşleştiriniz. Alternatör adı üzerinde alternatif. Dinamo doğru akım. Alternatörle dinamo aynı fakat hile var dinamoda. Güneş pili pil diyorsa doğru akım. Pil veya akü Doğru akım. Santraller, alternatif gençler. Hidroelektrik santrali yani barajlar alternatif akım üretirler. Evet, son olarak etkin değer kavramını öğreneceğiz. Gençler gördüğünüz gibi akım zaman grafiği ve gerilim zaman grafiği alternatif akımda sinüs grafiği sürekli değişken. Şimdi hesap kitap yaparken bu fizikçileri zorluyor. Doğru akımda her şey çok kolay. Yani bir elektrik devresi düşündüğümüzde şuraya bir direnç bağladığımızda, buraya bir pil bağladığımızda pilin değeri belli. 3 voltluk EMK'sı var diyorsunuz. Atıyorum buradaki dirence 1 ohm diyorsunuz e, VIR formülünden de basit basit bunu hesaplayabiliyorsunuz İşte buradaki potansiyel fark 3 diyorsunuz e, Dirence 1 diyorsunuz o zaman akımın değeri 3 amperdir diyorsunuz Aldığımız belli verdiğimiz belli yani 3 amper sabit bir şekilde 3 volt sabit bir şekilde Hayatına devam ediyor Şimdi alternatif için vır formülünü kullanamazsınız. Neden kullanamazsınız? E çünkü sürekli değişen bir gerilim, sürekli değişen bir akım var. İşte fizikçiler bundan kurtulabilmek için, onu da doğru akım gibi düşünebilmek için etkin değer diye bir kavram üretmişlerdir. Etkin değerin tam tanımı şu demek. İki tane devre düşünelim. Burada doğru akım devresi var. Burada alternatif akım devresi var. Yine buradaki direncimiz 1 ohm olsun. Hatta bunlar lamba olsunlar gençler. Biz lamba yakıyor olalım. Diyelim ki 1 saat süre tut. 1 saat süre sonunda bu doğru akım devresinde bu lamba ışık enerjisi yaydı, ısı enerjisi yaydı. İşte toplamda bu yaydığı enerji diyelim ki 100 Joule kadar. Aynı sürede yani yine bir saatlik sürede bu lambada 100 Joule'luk enerji yayıyorsa eğer o zaman bu iki devreyi birbiriyle benzeştirebiliriz. Çünkü ikisi de 1 saat çalıştı. İkisinin lambası da 100 Joule'luk enerji yaydı. Doğru akım devresinde sabit bir şekilde 3 amper dolanıyorsa o zaman Alternatif akım devresinde de sabit bir şekilde 3 amper dolaşıyor diyebiliriz. İyi de hocam bu alternatif akım devresi bu sürekli değişiyor. 3 amper dolaşamaz ki. İşte biz bunu sabitlemiş oluyoruz. Sürekli değişen akımı sanki belli bir değerdeymiş gibi düşünüyoruz. Buna etkin akım diyoruz. Aynı şekilde buradaki güç kaynağını düşündüğümüzde bunun doğru akımdaki karşılığı 3 voltsa buradaki etkin gerilim, etkin emk da 3 volttur diyoruz. Bunu şöyle de hayal edebilirsiniz. Buradaki akım değeri de voltaj değeri de sürekli değişiyor. Ben bunu sanki ortalamasını alıyormuşum gibi düşünün. Ama ortalamayı şöyle hayal etmelisiniz. E hocam buradaki miktarla buradaki miktar simetrik. Dolayısıyla toplam sıfır. E sıfırın ortalamasını alamayız ki. Şu kısmın sanki mutlak değerini alıyormuşsunuz gibi düşünün. Yani şu negatif taraftakini pozitif taraftaymış gibi hayal edin. Bu yokmuş gibi hayal edin. Buradaki şu değişimin ortalaması aşağı yukarı şurada bir yerde sabit bir değere denk gelir. İşte bu değer akımın etkin değeridir. Aynı şekilde buradaki şu eksi taraftakini iptal edip sanki artı taraftaymış gibi düşünüp bunun ortalaması şurada bir yerdedir hocam deyip buna da etkin gerilim diyebiliriz. Ders kitabında tam formülü yok ama işte etkin gerilim ya da etkin akım maksimum gerilim ve maksimum akımdan daha küçüktür diye ibare var. E çok gerek yok. Zaten bunun küçük olduğunu ortalama mantığından görüyoruz. Şuradaki çıkabildiğimiz maksimum akıma Imax, e burada çıkabildiğimiz maksimum gerilime Vmax dersek gençler etkin akım maksimum akımın kök 2'ye bölünmesiyle bulunuyor. Aynı şekilde etkin gerilim maksimum gerilimin kök 2'ye bölünmesiyle bulunuyor. Tekrar söylüyorum, ders kitabı bunları vermemiş. Fakat siz etkinin maksimum değerlerden daha küçük olduğunu bilmelisiniz. Zaten grafikte de ortalama mantığından düşündüğünüzde bu gayet net gözüküyor. Dolayısıyla bu alternatif akım serisinin başından beri bazı arkadaşların aklına takılmış olan bir sorunun cevabını da bulmuş oluyoruz. Hocam siz dediniz ki ülkeler barajlarda alternatif akım üretir. E ama dediniz ki gerilim 220 volt'tur. Bizim prizimizde 220 volt diyorsunuz. E bu sürekli değişmiyor muydu? Nasıl 220? böylece ne olmuş oluyor? Bu gerilim değerlerinin etkin değerler olduğunu ölçmüş oluyoruz. Bizim prizlerimizdeki akım sürekli dalgalanıyor, gerilim sürekli dalgalanıyor ama sanki hep 220 varmış gibi düşünebiliyoruz. Alternatif akım devrelerinde ampermetre ve voltmetre de kullanılabilir. Onları kullandığınızda sürekli değişen değerler vermezler. Örneğin prize bir voltmetre taktığınızda ki evde denemeyin. Bunu bilmeden yapmaya çalışmayın bir voltmetre takmaya çalıştığınızda belli bir değer gösterir. 220'ye yakın değerler gösterir. Çünkü gençler bu ampermetre ve voltmetre Etkin değerleri ölçer aklınızda bulunsun. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan cihazların bazıları verilmiştir. Bu cihazların hangileri doğru akımla hangileri alternatif akımla çalışır diyor. Bu tarz soruları pille mi çalışıyor, prize takılarak mı çalışıyor kolaylıkla bulabilirsiniz. El feneri pil takılarak çalışır. Dolayısıyla bu bir doğru akım kaynağıdır diyebiliriz. E, araba radyosunu düşünün. Araba radyosu dediğiniz şey arabanın aküsünden elektrik enerjisini alıyor. E, akü doğru akım kaynağıdır. Dolayısıyla radyolarda doğru akım kaynağıdır diyebiliriz. Çamaşır makinesi evin prizine takılıyor ve arada herhangi bir adaptörü falan yok. Yani alternatif akımı doğru akıma çeviren bir sistemi yok. Dolayısıyla çamaşır makineleri dalgalı akım dediğimiz alternatif akım kullanırlar. Cep telefonu pille çalışır. Doğru akımla çalışır. Ütü direkt prize takılır. Dolayısıyla bu da bir alternatif akımla çalışan sistemdir diyebiliriz. Özdeş KL ısıtıcılarından K ısıtıcısı doğru akım kaynağına, L ısıtıcısı alternatif akım kaynağına bağlanmıştır. Isıtıcıların aynı sürede yaydığı ısı enerjileri eşit olduğuna göre geçen akımlar ve ısıtıcıların gerilimlerini karşılaştırınız. Bu zaten bizim etkin akım anlatırken kullandığımız örnek. Bakın ısıtıcılar özdeş. Biri doğru akım kaynağına bağlanmış, biri alternatife bağlanmış. Aynı sürede aynı ısı enerjisini yayıyorsak eğer doğru akım devresinde 3 amper dolaşıyorsa 10 voltluk bir gerilim varsa alternatif akımda sürekli değişir ama diyebiliriz ki etkin akım değeri 3 amperdir etkin gerilim değeri 10 volttur diyebiliriz. Soru bize aslında etkin değerin tanımını sormuş. Dolayısıyla cevaplar böyle olacaktır. Ama tabii son olarak şunu da vurgulamak lazım. Yani alternatif akımda etkin değer 3 amperse grafikte bu etkin değer şuraya falan tekabül ediyor. 3 amper burasıysa bu alternatif akıma bağlanmış ısıtıcının direncinden çok daha büyük bir değerde de anlık da olsa maksimum dediğimiz akımlar geçecektir. Biz bunun bir nevi ortalamasının 3 amper olduğunu söyleyerek etkin değer tanımı yapmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi alternatif akım sözel bir konu bakarsanız bütün matematiksel işlemler hatta grafikler bile çıkartılmış durumda. Dolayısıyla kitaplardaki soruları çözemeyip de hocam hiç öyle sorular çözmemişsiniz demeyin bana. Çünkü gördüğünüz gibi ders kitabında hiç öyle sorular yok. Kendimizi boş yere yormanın bir alemi yok. Takıldığınız yerleri alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.